Evet. Şöyle kenara da alsam aslında görüntüyü herhalde herkes için daha iyi olacak. Şimdi arkadaşlarımızın da söyledikleri gibi kavram kuram bağlamında posthümanizm başlığımız var. Bu benim kitabımdan alınma bir başlık tabii. Ankara Düşünce Atölyesi'nde bugün üçüncü oturumda posthümanizm konuşacağız. Bunun transhümanizmle farklarını da konuşacağız. Çünkü ilk hafta genel bir giriş yaptığınızı biliyorum. Daha çok transhümanizm ağırlıklı sunumlar olduğunu da biliyorum. Ama söze öncelikle birden fazla posthümanizmin olduğunu söyleyerek başlamakta fayda var. Çünkü zaman zaman kafa karışıklığı yaşayabiliyoruz bu konularda. Onları da ufak ufak gidereceğiz inşallah hep birlikte. Şimdi ilk slaydımızda bir alıntı var benim kitabımdan. Kitabın kapağını da görüyorsunuz burada. Uzunca bir alıntı ama aslında bugün anlatacağım birçok şeyi burada görüyor olacaksınız arkadaşlar. Şimdi ekolojiler kelimesini kullanıyoruz biz posthümanizmde ve çevreci beşeri bilimlerde. Ekologlar buna rahatsızlık duyuyorlar. Tek bir ekoloji vardır diyorlar ama buradaki ekolojilerden kastımız tabii ki doğadaki ekosistemlerin bütünü olarak ekolojiyi kastetmiyoruz. Burada başka bir şey kastediyoruz. Onun için çoğul kullanılıyor. Çevre olarak algıladığımız ekolojilerin yalnızca dünyanın bedenine ait ekosistemi kastetmediğini, kendi bedenlerimizin de sayısız kod, virüs, bakteri ve mikroorganizmaya ev sahipliği yapması nedeniyle posthuman ekolojiler olduğunu, ki bu benim tez başlığımda posthuman ekolojiler, insan bedeninin yalnızca insana ait olmayan ve geçirgen bir yapıya sahip maddesel bilgisel bir bütün olduğunu, yani vücudumuzda başka mikroorganizmalar da bulunduğuna göre böyle bir cam fanus içerisinde bulunmadığımızı, son derece geçirgen bedenlere sahip olduğumuzu ve bu bütünün çevre olarak adlandırdığımız diğer tüm ekolojilerle sürekli iletişim ve etkileşim halinde olduğunu algılayıp kabullendiğimiz bir düşünce sisteminden bahsediyorum posthümanizm derken. Dolayısıyla burada cyborg mu olacağız, bedensiz yaratıkları mı düşüneceğiz, zihnimizi bilgisayara mı indireceğiz gibi durumlar söz konusu değil. Benim posthümanizm anlayışımda bu söz konusu değil. Benim gibi düşünen birçok başka posthümanist düşünür de var. Bugün onlara da bakacağız. Şimdi üç başlığa ayırdım ben. Öncelikle posthümanizmin temelleri nelerdir ona bakarak başlayacağız. Biraz tarihçesini konuşacağız, kök kavramlara bakacağız. Daha sonra posthümanizmin ana konularından bir tanesi olan insan figürünün sorunsallaştırılmasına, bunun problematize edilmesine bakacağız. Ve üçüncü olarak da benim posthümanizme en uygun bulduğum bir kuramdan bahsedeceğiz. Agential Realism deniliyor. Bunun İngilizcesine eyleyici gerçekçilik kuramı diye Türkçeleştirdik bunu. Konuların nispeten Türklere, Türkiye'ye, Türk okuruna yeni olması sebebiyle Türkçeleştirilmesi sırasında da epey problem yaşanabiliyor. İnsan ötesi, insan sonrası gibi tercümeleri de olabiliyor bunun. Onlara değineceğiz. Neden öyle söyleyemediğimize bazılarına, bazılarını neden böyle Türkçeleştirdiğimize değineceğiz. Belki soru cevap faslında da değinebiliriz bunlara elbette. Ama özellikle kurucusu olduğum web sitesindeki Pentacle web sitesindeki tüm arkadaşlarımıza ve posthümanizm çalışmalarına Türkiye'de el atmış olan ve bu yükü bizimle birlikte sırtlanan pek çok akademik arkadaşlarımıza, dostlarımıza teşekkür ediyoruz bu Türkçeleştirmeler konusundaki çalışmaları sebebiyle. Bunlar önemli katkılar çünkü. Şimdi hızlıca temellerimize bakacağız. Posthümanist düşüncenin temellerinde aslında Macy konferanslarına dayandırabiliriz bilimsel anlamdaki posthümanizmin ilk temelleri için. 1941-60 yılları arasında yapılmış bir dizi konferanstı bu. Ve burada aslında bilinç nedir, kan dolaşımı ve pıhtılaşma gibi konulardan tutun da çok çeşitli çalışmalar vardı bu konferanslarda ama özellikle bunun sistem teorisi ve bilişsel bilimler dediğimiz cognitive science'dan beslenen sibernetik ayağı 1946-53 yılları arasındaki bir grup konferansın ve seminerin içerdiği sibernetik ayağı bizim için çok büyük önem arz ediyor bu temellerde. İlk felsefi akademik metin olarak İhab Hasan'ın, postmodern düşünür İhab Hasan'ın 1977 tarihli Prometheus as Performer diye kısaltabileceğimiz başlığını uzun uzun bir başlık
Posthuman kelimesinin ilk geçtiği ilk felsefi akademik metin kabul ediliyor bu, ama tabii daha eski kullanımları da var bu kelimenin. Örneğin Thomas Blount'un Glossographia eserinde 17. yüzyılda posthumin falan, nasıl okursanız onu artık, posthumian gibi yazıldığı ve bu şekliyle insan ötesi bir kavramdan söz edildiği biliniyor. Yine Helena Blavatsky'nin Secret Doctrine, Gizli Doktrin isimli bir eseri var. 19. yüzyılda bu. Burada astral evrimleşme kavramından söz ediyor Blavatsky. Ama bunları bugün kullandığımız posthumin anlamıyla kullanmıyoruz. Özellikle Blavatsky'nin eserinde bu astral evrimleşme denilen kavramdan yola çıkarak Blavatsky'nin öne sürdüğü fikir şuydu. İnsan türünün aslında kendisinden önce gelen memelilerden daha önce var olduğu, diğer türlerin ondan sonra bir astral evrimleşme yoluyla ondan sonra geldiği, dolayısıyla aslında bu türlerin bir posthumin olduğunu öne sürüyordu, ama Blavatsky'nin bir okültist olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla böyle hafif karanlık taraflara meyleden bir kısmı da var. Onun için de aslında biraz yanlış anlaşılıyor bu konu. Hala bugün belki biraz yanlış anlaşılıyor. Çok da bilimsel olmayan, sanki biraz böyle parapsikolojik temelleri varmış gibi düşünülüyor. Ama aslında hani bizim bahsettiğimiz öyle bir şey değil. Temel metinlere ve kuramcılara hızlıca bir göz atacak olursak, Donna Haraway bir materyal feminist düşünür. Onun çalışmaları bizim için çok önemli. Ama Haraway'in özellikle Cyborg Manifesto olarak kaleme aldığı, 1985'te kaleme aldığı makalesi ve daha sonra Simian Cyborg Women adıyla bir kitap olarak 91 senesinde basılan eseri bizim için önemli bir eser ve cyborg metaforu, cyborg diye Türkçeleştirildi. Bu metafor özellikle Soğuk Savaş eleştirisi olarak militarist bir figürü alıp, yani bir savaş teknolojisi gibi görünen o cyborg'u Terminatörümsü görünümünden sıyırıp, aslında özellikle feminist düşüncenin ve kadın özgürlüğünün bir hareketin bir sembolü olarak ele alması, bir kadın bedeninde bir hayvanın ve bir bilgisayarın bir araya gelip toplandığı bir mecaz olarak ele alması bizim için önemliydi. Haraway kendisini posthumanist olarak tanımlamaz bu arada. Özellikle posthuman, transhuman tartışmalarından kaçınır. Çünkü yanlış anlamaya meyletmelerinden özellikle şikayetçidir. Belki daha önceki oturumlarda bahsi geçmiştir bunun. Hans Moravec'in Zihin Çocukları diye tercüme edebileceğimiz Mind Children eserinde bir insan zihnini bilgisayara indirip indiremeyeceğimizin tartışmasını ve yapması ve bunun hayalini kurmasını aslında teknomaskülinist bir karikatür olarak eleştirir Haraway ve Moravec ve türevi düşünceleri, transhumanist düşünceyi tehlikeli ve kapitalist düşüncenin devamı olarak görüyor ki bu konuda da katılıyorum kendisine. Yine Catherine Hales'in How We Became Posthuman kitabı 99 tarihli bizim için çok önemli. Burada Catherine Hales'in daha çok maddesel bilgisel ya da maddesel enformasyonel varlık diye tercüme edebileceğimiz material informational entity kavramı vardı. Bedenlerin gittikçe siborglaşması üzerine bahsettiği önemli dayanak noktaları vardı. Bunlar bugün posthumanizmin kuramsallaşmasında önemli dayanak taşları oldular. Ama tabii posthumanizmlerden bir tanesi ya da birkaç tanesi için dayanak taşı oldular bunlar yani. Yine Elaine Graham, Judith Halberstam ve Ira Livingstone, ki Judith Halberstam'ın ismi daha sonra Jack Halberstam olarak anılacaktır. Değişik isimlerle karşılaşabilirsiniz kendisiyle, görürseniz şaşırmayın. Ve Neil Badminton'ın önemli makaleleri ve eserleri var bu konuda. Bu insanların birçoğu hayatta ve yazmaya çizmeye devam ediyorlar. Aslında iletişim kurmanız da mümkün. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan kişiler bunlar. Elaine Graham örneğin Twitter'da var ve Chester'da teoloji bölümünde dersler veriyor. Şu anda orayla bir bağını değiştireceğini açıkladı birkaç gün önce, ama yine projeler yürüten biri. Care Wolf, Francesca Ferrando, Rosie Braidotti ve Karen Barad gibi yine kendi posthumanist algılarını kitaplarla, makalelerle bize tanıtan önemli figürlerimiz de
Evet. Şu an beni duyuyor musunuz? Evet hocam, şimdi geliyor sesiniz. Tamam. Şöyle bir şey rica edeceğim. Şu anda dinleme halinde olan arkadaşlarımız kamera ve seslerini kapatabilirler mi? Yok, sürekli donma yaşıyorum ben. Hocadım, bilgisayar galiba yine kapandı arkadaşlar. Bir 5 dakika hocanın geri bağlanmasını bekleyelim. Evet, geldim. Şimdi sizden şöyle bir şey rica edeceğim. Kusura bakmayın lütfen. Bu teknik aksaklıklarda bana biraz yardımcı olmanızı rica edeceğim. Şu anda sadece izleme modundaysanız, dinleme modundaysanız lütfen kameralarınızı ve seslerinizi kapatın arkadaşlar. Daha fazla yük bindirmeyelim. Tek başıma ben kalayım, beni görün. Ben kalsam kafi. Acaba bu şekilde yardımcı olur mu diye bir düşünelim. Şimdi bu esnada ben PowerPoint'imi yeniden açacağım ve sizinle paylaşmayı deneyeceğim. En son nerede kaldıysam bana bir hatırlatmasını rica edeceğim Bike hocamdan. En son nerede donduğunu bilmiyorum çünkü. Ben bir müddet kendi kendime konuşmuş olabilirim. Ekran paylaşımı yapın hocam, göstereyim size. Tamam. PowerPoint bugün açılırsa inşallah göstereceğim. Hocam siz kendi kameranızı kapatırsanız belki o şekilde daha iyi olabilir. Evet, Sadece ekran onu da görmek. bir deneyeceğim şimdi. Şu paylaşımı bir yapayım, onu da deneyeceğim. Bütün kameraları ve sesleri kapatırsak belki bir rahatlatabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi ben sadece sesten ibaret olmuş olmalıyım. Ekranımı paylaşacağım. Bir saniye rica ediyorum sizden. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Evet, şu an görüyorsunuzdur ekranı diye düşünüyorum. Şimdi dördüncü slayda bir geleyim ben. Hocam, Elaine Graham'da kaldık. Harika, tamam, çok güzel. Elaine Graham'den aldım, devam ediyorum. Şimdi bir reading moduna getireyim onu. Evet, hızlıca size de bir hatırlama fırsatı vermiş olur belki böylelikle. Evet, şimdi Elaine Graham, Judith Halberstam, Ira Livingston ve Neil Badminton önemli kuramcılar demiştik. Judith Halberstam'ın ismi bazı yerlerde Jack Halberstam olarak geçiyor. Eğer ararsanız farklı isimlerle karşılaşabilirsiniz demiştim. Kara Wolf, Francesca Ferrando, Rosie Brodott ve Karen Barat da bu önemli dört isim özellikle posthumanizmin son dönem çalışmalarına yön veren ama kendi bakış açılarıyla bunları ele aldıkları
Posthumanizm kitaplarında, makalelerinde bize yol gösteriyorlar. Şimdi ben kendi yordamımı bunların bir kıyaslaması ve bir birleşimi olarak görmekle birlikte kendime en çok Karen Barra'da yakın buluyorum. Eyleyici gerçekçilik kuramı da aslında bununla yakından alakalı bir şey. Bugün bundan bahsedeceğiz bol bol. Şimdi kök kavramlara bakacak olursak bir kere antihümanizmin izlerini çok ciddi görüyoruz posthümanizmde. Burada Nietzsche ve Foucault'un izlerini görmek mümkün. Özellikle Foucault'un insanın yakın tarihli bir icat oluşumu söyleyişi, yani daha doğrusu söylemsel olarak insanın köklerini bir araştırmaya tabi tutması ve burada bir jeneolojisini çıkartması bizim için önemli. Burada tabii ki Rönesans'tan bugüne gelen bir liberal hümanizmden bahsediyoruz antihümanizm derken. Diğer yani nasıl ki bir sürü posthümanizm olduğundan bahsediyorsak bir sürü antihümanizm olduğundan da bahsetmek mümkün. Dolayısıyla bir sürü hümanizm varsa bir sürü antihümanizm de olacaktır elbette ama bizim anladığımız şekliyle özellikle Nietzsche'nin ve Foucault'un izlerini taşıyan bir antihümanizmden bahsediyoruz. Aydınlanma eleştirisi olarak post antroposentrizm diye bir terimimiz var. Bu nedir? İnsan merkezli düşüncenin sonrasına geçmek demek. Aydınlanma döneminde özellikle insanı sırf rasyoneliteye indirgeyen düşünce yapısını, insanı merkeze alan ve insan her şeyin ölçütüdür gibi önümüze sürülen kavramların aslında bir eleştirisini getiriyor posthümanizm. Tabii ki ekofeminist düşüncenin burada çok ciddi izleri var. Özellikle doğaya, kadına uygulanan, insan eliyle uygulanan tahakkümün altında antropos mantığının yattığını, Batı düşüncesindeki o beyaz adam mantığının merkeze alındığını ve bunun bir eleştirisini sunduğunu görüyoruz posthümanizmin. Dolayısıyla ekofeminist düşüncenin izlerini de tabii ki görmek mümkün. Çünkü doğayı tahakküm altına almak demek aslında insanın ötekisi olarak addettiğiniz her türlü varlığı tahakküm altına almak demek. Dolayısıyla kim, hangi insan sorusunu sormak zorunda kalıyoruz burada. Bu da bizim için önemli bir dayanak noktası posthümanizmin gelişmesinde. Yine Deleuze ve Guattari'den rizom mantığını alabiliriz. Bu bir bitki metaforu biliyorsunuz. Bu bir kök sap diye Türkçeleştirilen bitki metaforu. Tek bir kökten ve tek bir saptan oluşmuyor. Birbiri içine geçmiş, dolanık, ucu bucağı olmayan, yer yer kopmalar yaşasa da sonra değişik yerlerde, beklenmedik noktalarda birbirine bağlanan bir köklü bir bitki rizom. Bu rizomdaki mantığı posthümanizme de alabiliriz. Çünkü birbiri içine geçmişlik ve dolanıklık ilkeleri aslında bu metaforla son derece uyumlu. Ve tabii ki materyal feminizmler dediğimiz özellikle bedenin önemini, doğanın önemini, söylemin geri planında kalmasına itiraz eden bu materyal ve söylemsel dediğimiz ikiye ayırdığımız, daha doğrusu Batı'nın hep yüzünü epistemolojiye dönüp ontolojiyi geride bıraktığı ve işin ontolojik kısmını hep bize bir hatırlatmaya çalışan feminizmler bizim için önemli. Buradan türemiş bir fikir, düşünce olarak da yeni materyalizm kavramı önemli. Bunları daha da Türkçeleştirmek isterseniz maddesel feminizm ve yeni maddecilik terimlerini kullanmanız tabii ki mümkün. Ama hali hazırda biraz daha evrensel olarak kullanabileceğimiz terimler varken materyal feminizmler ve yeni materyalizm demeyi tercih edebiliriz. Şimdi bunların her birine zaten ayrı ayrı döneceğiz. Özellikle yeni materyalizme döneceğiz detayında ama şimdilik değinip geçiyorum bir izlerini sürmek adına. Ve tabii buralardan hareketle çıkan bir eko eleştiri, işin çevre boyutu da bizim için çok önemli. Maddeci eko eleştiri ya da maddesel eko eleştiri diye Türkçeleştirebileceğimiz material eco criticism kavramı bizim için önemli. Burada story matter adını verdiğimiz öykülü madde konsepti var. Burada aslında maddenin sadece eğriciliğinin yani agency dediğimiz biz ona faillik demiyoruz da eğricilik diye Türkçeleştirmiştik. Kimi zaman sosyal bilimciler faillik diye tercüme ediyorlar. Belki o hali daha tanıdık gelebilir sizlere. Burada bu story matter dediğimiz kavram maddenin yeni materyalizmden alarak ve materyal feminizmlerden alarak şöyle bir şey söylüyorduk biz. Maddenin tıpkı insanlar gibi eğleyici olduğu, aslında etken, değişim yaratmaya açık bir bütünlüğünün olduğu
ve insanlar ve diğer insan olmayan tüm doğadaki maddeler üzerinde de diğer bütün maddelerle birlikte iç içe geçmiş dolanık bir halde bulunduğu ve bunların birbirleriyle etkileşimde, iletişimde oldukları söylenen bir düşünce biçimi vardı yeni materyalizmde. Maddeci ekoeleştiri bunun üzerine şunu ekler. Sadece eğleyicilik bir cisimsel kabiliyetle ilgili bir şey değildir. Aynı zamanda öykü anlatıcı özelliği de vardır maddenin diye bir kuramlar bütünü maddeci ekoeleştiri ya da maddesel ekoeleştiri. Buna da isterseniz detaylıca döneriz. Yine ben de bu öykülü maddeden yola çıkarak madde metin ismini verdiğim ve özellikle bitişik yazılan Haraway'in doğa kültürler dediği ya da Latour'un doğa kültürler dediği, Margaret Price'ın beden zihin dediği kavramlara yönelik olarak bir matter text ismini verdiğim bir kavram geliştirmeye çalışıyorum bugünlerde. Bunun da ismini de madde metin diye Türkçeleştirdim, öyle dedim matter text'i Türkçeleştirirken. Ve tabii biyoloji ve kuantum fiziğinden gelen fikirlerin etkileri bizim için önemli posthumanizmde. Burada sosyal bilimlerle doğa bilimlerinin birbirleriyle el ele yürüdüklerini, iç içe geçtiklerini, temas halinde olduklarını görüyoruz. Yani 20. yüzyılda o spesifik dallara ayrılmış, uzmanlaşmış ve birbirlerinden yöntem olarak son derece farklılaşan alanlardan ziyade daha interdisipliner, daha hatta disiplinler ötesi, transdisipliner diyebileceğimiz çalışmalar söz konusu. Örneğin Stacey Alamo'nun bedenler arası geçişkenlik ya da bedenler arası geçirgenlik diye tercüme edebileceğimiz transcorporeal reality kavramı, yine burada bahsettiğimiz şey tabii ki o toksisite örneğin. Virüsler, bakteriler, toksik maddeler, bütün o material entity dediğimiz maddesel bedenlerin hepsi insan bedeniyle ve diğer canlı bedenleriyle iç içe geçmiş özellikler sergiliyorlar. Bunların sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğini ayırt etmek her zaman mümkün olmuyor. Örneğin hava kirliliği sebebiyle soluduğunuz hava aslında toplu bir eyleme işaret eder. Yani o hava ortak alanımız bizim. Bugün virüsle de birlikte gördüğümüz üzere o ortak soluma eylemimiz hepimizin bedenlerini hasta edebilecek kabiliyete sahip ve havanın sınırının nerede başlayıp İnsanın bedeninin sınırının nerede bittiği konusunda bir fikrimiz yok. O her yerde aslında. Dolayısıyla burada havanın bedeniyle insan bedeni arasındaki o geçirgenliği konuşabiliriz örneğin toksik bedenler bağlamında. Buna da bedenler arası geçişkenlik ya da geçirgenlik diyebiliriz. Yine dolanıklık bunun bir parçası, onu biraz daha detaylandıracağım. Şimdi gelelim ikinci konumuza. İnsan figürünün sorunsallaştırılması, bu antihümanist ve post-antroposentrik düşünce demiştik başlangıçta. Buradan temel alarak getirdiğimiz bir konu bu. Hemen hızlı hızlı geçiyorum. İnsanın teknik ya da teknolojik, tıbbi, bilgisel yani enformasyonel, ekonomik ağlarla örülü bir dünyanın damıtmasından geçerek. Bu ne demek? Aslında insanın sınırlarının artık o kadar da belirlenmemesi demek. Elinizde bir teknik aygıt var. Örneğin bugün şu anda hepimiz bilgisayardan, kulaklıklardan ve internet dediğimiz gözle görülmez bir ağ üzerinden birbirimize bağlıyız. Burada bizim bedenlerimiz nerede başlıyor? O teknik teknolojik bedenler nerede bitiyor? Bizim tıbbi noktadaki ayrımlarımız nerede başlar? Bilgiler nerede biter? Bunların ayrımını yapmak artık mümkün değil. Gittikçe kaydileşmemiz söz konusu İhab Hasan'ın söylediği gibi. Bu dünya bizi damıtarak bir merkezi konumumuzdan alıkoymaya başladı çoktan ve göz ardı edilemeyecek derecede de o insanın her şeyin ölçütü olduğu fikirden uzaklaşmaya başladık. Bu bir yandan sorunlu, bir yandan sorunsuz, çok daha olumlu bir etkiye doğru gidebilecek bir gelişme elbette. İnsanın her şeyin ölçütü olmadığı bir dünya anlayışında aslında insan dışı türlerin de böylelikle yani o zarar verdiğimiz, hasar verdiğimiz, sömürdüğümüz doğanın da bir eyleyici kapasitesi olduğunu kabul etmek ve onun da bir bedeni olduğunu, onun da bir aktif canlı madde olduğunu kabul etmek demek aslında bizi bugün antroposen çağına getiren bütün o çöp yakma pratiklerinden tutun da çevre kirliliği, hava kirliliği, buzulların erimesi gibi, iklim değişikliği gibi bugün bizi o kapitalist pratiklerimizle bir takım sorunlara sürükleyen davranışlarımızdan belki uzaklaştıran bir etiğe sevk edecek olabilir. İnsanın tabii bu egosal tahtından indirilmesi söz konusu. Çünkü ey insan sen dünyanın merkezinde değilsin demek aslında insanın o kadar da
başarılı bir yönetici olmadığının, dünyadaki bütün türlerin yöneticisi addediyoruz ya biz kendimizi. İnsanın aslında o kadar da başarılı bir yönetici olmadığının ayrımına varmamız anlamına gelebilir ve düz ontoloji diyorlar buna, düşünürler. Bu düz ontolojide yeniden konumlandırılması bizim için aslında belki tahtımızdan vazgeçmek zor bir fikir olabilir ama dünyadaki yaşamın devamlılığı açısından olumlu bir düşünce, bir gelişme de olabilir. Yani hiyerarşik bir düşünceden ziyade daha yatay bir ontolojiden bahsediyoruz burada. Ve tabii insanın dünyadaki diğer her varlık ve şeyle eşit konumda olduğu bir düşünce biçimi. Tabii ki buradaki eşitlik onların da bizim kadar kuvvetli, bizim gibi düşünebildikleri, bizim gibi iki ayaklı oldukları, bizim dilimizi konuşabildikleri anlamında değil, bizim kendi özelliklerimizi onlara atfetmemizle, bahşetmemizle ilgili bir şey değil. Onların bir takım içsel özellikleri var, zaten öyleler. Yani bir bakteri türünü düşündüğünüz zaman o kendi çevresine adaptasyon yoluyla hayatta kalmaya devam edip sürdürüyorsa ve aslında bedenler arası geçirgenlik yoluyla o bedenden bu bedene geçerken, örneğin virüsü düşünelim, COVID'i, aslında akıllı, öyle değil mi? Yani çevresiyle bir uyumlanma süreci geçiriyor. İnsan terimiyle düşünürsek onun aklının olduğunu neredeyse söyleyeceğiz. Dolayısıyla yani buradaki eşitlik demek, evet, o zaman COVID-19'u evimize törenle davet edelim, onlara da oy kullanma hakkı verelim demek değil. Ancak bizim de diğer bütün o eğleyici unsurlardan bir farkımız olmadığını kabullenirsek eğer, her şey daha yatay bir ontolojide yeniden dizilmiş olacak, yeniden konumlanmış olacak belki ve böylelikle bu egosal tahtımızdan kurtulduğumuzda aslında dünyaya ait olmayan o bizim geliştirdiğimiz sömürü düzeninden de belki adım adım uzaklaşmış olacağız. Tabii burada antropos kavramı üzerine eleştiriler devreye giriyor. O antroposun şekillenmesi itibariyle bir ayrımcılık söz konusu çünkü burada. Yine Nietzsche'nin Übermensch kavramı bizim için önemli. Tabii yine yanlış anlaşılmış kavramlar bunların birçoğu ama bizim için önemli bir kavram. Özerk, egemen ve özgür iradeli bir varlık olarak insanın sorgulanması demek, yine o bizim aslında kendimize bahsettiğimiz o taht konumundan indirgemek demek. Ne kadar özerkiz, ne kadar özgür iradeliyiz, bunun tartışılması söz konusu. Çünkü madem ki bu dolanıklık ağlarının içerisinde, bir network içerisinde biz eğer eyleyicilerden yalnızca bir tanesiysek, aktörlerden sadece bir tanesiysek, bizim sorgulanmamız demek, antropos kavramının sorgulanması demek, bizim tahttan inmemiz demek. Bu neden önemli? Her şeyden önce insan nedir sorusunu sorarken bizler, o insanın her insanı kapsamaması ile ilgili bir sorunumuz var. Antroposun tanımlana gelmiş olma biçimi aslında onun beyaz, batılı, sabit bir dili konuşan, sabit bir inanca sahip olan, fiziksel gücü kuvveti yerinde, akli dengesi, akli melekeleri yerinde, sağlamcı diye tabir ettiğimiz, ableist diye tabir ettiğimiz bir figür olması. Dolayısıyla burada aslında ırkçı, cinsiyet ayrımcı, engellilik üzerinden ayrımcılık yürüten, yaş üzerinden ayrımcılık yürüten bir kavramla temsil edile gelmiş olması insanın bir sorun. Yani örneğin orada bir çocuk figürü değil antropos, bir yaşlı kimse değil antropos. Konuştuğu bir batı dili var, standart bir dil konuşuyor antropos vesaire vesaire. Dolayısıyla bunun dışında kalan her kim varsa yeterince insan olmadığı ya da insan olmadığı gerekçesiyle sömürüldüğü için, örneğin siyahi ırklara ya da beyaz olmayan ırklara bakıyorsunuz, yeterince insan değildiler gerekçesiyle sömürüldüler. Kadınlara bakıyorsunuz, o şartları sağlayamadıkları, işte aman kırılgandır, narindir, bedensel özellikleri şöyledir, eksik etektir, bir sürü kötü terim var, her dilde var, sadece Türkçe'de değil, bütün Batı dillerinde de böyle şeyler var. Devamlı bir ötekileştirici ayrımcılığa yönelik dil kullanımı söz konusu. Sadece dilde de bitmiyor, bu tip pratikler, bu tip eylemlerimiz var. Braidotti'nin söylediği gibi insan hakları evrensel beyannamesi yayınlandığı zaman sadece batılı beyaz erkekler faydalanabildi bu beyannameden. Kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar, queerler hiçbirisi faydalanamadı. Ve tarihteki ilk kişi çıkıp da kadınlar da insandır dediği zaman onu giyotine gönderdiler. Dolayısıyla başka canlılardan tutun, beyaz olmayan ırklar, engelli bireyler, kadınlar, queerler, o antropos tanımı dışında kalan
güç kavramı dışında kalan o bios'un egemenlik sahibi olduğu antik Yunan'daki polisteki egemen figür olan bios'un dışında kalan zoe kategorisine düşen her ne varsa bunlarla birlikte doğa ve hayvanlar ve diğer bütün canlılar da dahil buraya. Burada bir tahakküm var ve bu antroposun tahakkümüdür. Bunların hepsi birebir birbiriyle ilintili olduğu için tüm ayrımcılıklar da birbirleriyle dolanık halde bulunuyor. Dolayısıyla siz bir ayrımcılığa karşı çıkarken aslında kaçınılmaz olarak diğerlerine de karşı çıkmak durumundasınız. Bu sizi bağlar. Bu etik olarak bağlar her şeyden önce. Ve tabii ki doğanın sömürülebilir bir kaynak olarak görülmesi ve insan yaşamını uzatmak için ekstra çabalar da yine bu kategoride antroposun kendi gücünü ilan ettiği, kendi tahtına basa basa çıktığı bir sistemin devamıdır, parçalarıdır. İnsan yaşamını uzatmak için ekstra çabalar dedik mi tabii aklımıza transhümanizm geliyor, oradaki o çalışmalar geliyor. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki aslında transhümanist düşünce, antroposantrik düşüncenin son derece devamı, aydınlanmanın teknolojik çocuğu olarak adlandırabiliriz antroposu. Buraları hızlıca geçeceğim. Doğa, kültür, zihin, beden, madde, söylem, insan ve insan dışı gibi ayrımların artık dışına çıkmış oluyoruz. Biraz önce de bahsettiğim gibi bunlar biosoy kavramıyla yakından ilişkili. Ve tabii bizi ilgilendiren burada Barad'ın Judith Butler'ı ve Foucault'u kırılımsal olarak okuması, karşılıklı olarak okuması ve fizikteki o meşhur Stengerlach deneyine posthumanist bir yorum getirmesi bizim için önemli. İsterseniz bunları daha sonra değinebiliriz yine. Transhumanizm, posthumanizm demişken hızlıca bir hatırlayalım. Biraz önce söylediğimi. Transhumanizm ve posthumanizm eş anlamlı şeyler değillerdir. Transhumanizm aydınlanma ekolünün devamıdır ve onun teknolojik çocuğudur. Posthumanizmin karanlık ikizidir. Neden öyle söylüyorum? Çünkü bizim insan olarak bir tarafımız hep teknolojiye dayalı olmak zorunda kaldığı için transhumanizm ve posthumanizmin teknoloji noktasında hep bir dirsek teması olmak zorundadır. Oysa posthumanizmin maksadı teknolojinin üstüne basa basa insan türünü yüceltmek, onun yaşamını uzatmak değildir. Kucaklayıcı, kapsayıcı, temel hak özgürlüklere dayalı bir dünya anlayışına ve düz bir ontolojiye doğru bizi devam ettirmek ve dünyanın devamlılığını sağlamakken, transhümanizmin derdi dünyanın devamlılığı değil, insan yaşadığı sürece hangi gezegende var olduğunu çok da önemsemediğini görüyoruz çoğu transhümanistin. Ve geldim eyleyici gerçekçilik kuramına. Karen Barad'dan alacağım burayı. Şimdi bu ne anlatıyor hemen bakalım. Aslında kuantum fizikçi Karen Barad ve cinsiyet çalışmaları alanında da iki doktorası var yani. İlginç bir bilim insanı. Ve Barad'ın eyleyici gerçekçilik kuramı bana sorarsanız posthümanistlere en önemli dayanak noktalarından birini sağladı. Çünkü temellerini kuantum fiziğindeki bazı kavramlardan alıyor ve sosyal bilimlere bir ışık tutmak adına kullanıyor bunu. Yine aynı şekilde sosyal bilimler kavramlarını da kuantum fiziğiyle harmanlıyor. Yani karşılıklı bir ayna tutma durumu söz konusu. Burada agency dediğimiz eğleyicilik kavramı, biraz önceden beri anlata geldiğim agency'ye biraz yakından bakacağız şimdi. Burada Latour'un, sosyoloji çalışan arkadaşların yakından aşina oldukları bir isim. Aktör A teorisi devreye giriyor. Jane Bennett'in vital materialism dediği, vital materyalizm ya da dirimselci materyalizm diye düşünebileceğimiz bir kavramı ve Manuel de Landa'nın assemblage ya da toplanma, meclis, heyet ne derseniz ismine bu kavramları devreye giriyor. Burada kümülatif bir etkiden söz ediyoruz. Burada kasıt, niyetlilik, yönelimsellik gibi durumlar söz konusu değil. Canlı ya da cansız etkisi olan her şeyin eyleyici yani aktif yani hayat yelpazesinde bir aktör olduğunu söylüyoruz. Eyleyiciliğin yeniden tanımı söz konusu ne olarak? Etki yaratma kapasitesi, olayların akışına yön verme becerisi olarak yeniden tanımlanıyor. Burada niyet, plan, kasıtlılık, yönelimsellik yani intentionality kastedilmiyor arkadaşlar. Yani insansı özellikler söz konusu değil burada. Bu demek değildir ki yani örneğin bir yıldırımın, bir rüzgarın, elektriğin özellikle gelip sizi çarpması söz konusu değildir. Ne kadar da gıcık bir insanmış, hemen tepesine düşeyim falan gibi bir durum söz konusu değil. Ama orada eylemiyle olaylar üzerine verdiği şekiller bizim yaşam biçimlerimizden, sosyal davranışlarımızdan, politikalarımıza kadar her şeyi şekillendirebiliyor olması ve bizim eylemlerimizden, sosyal sorumluluklarımızdan ve politikalarımızdan etkilenerek kendisinin de bir etkime içerisine girmiş olması, etki tepki meselesi içerisine girmiş olmasından
söz ediyoruz. Yani doğayla olan ilişkilerimizde biz bir şey yaptığımız zaman bunun karşılığını alıyoruz ve o karşılığa karşılık biz de bazı eylemlere, aktivitelere giriyoruz. Bu iletişim, bu eyleyicilikler bütünü olarak adlandırılıyor işte. Epistemolojik, ontolojik ve etik değerlendirmelerin üç ayrı düzlemde değil, hepsinin bir arada var olduğu bir düşünce biçiminden bahsediyoruz. Oluş dediğimiz, yine Deleuze Guattari'den alacağım, becoming dediğimiz bir kavram içerisinde hepsinin birlikte hareket etmesi söz konusu. Yine eyleyicilikle ilgili bir alıntım var. Geleneksel anlamının dışında eyleyicilik, karmaşık ilişkiler evrenindeki her bir aktörün rolünü betimler. Bu aktörlerin birbirleriyle ve insanların davranış ve anlam üretme süreçleriyle olan etkileşimleri içerisindeki rolünü kastetmektedir. Bu aktörlere hayvan, bitki, bakteri gibi organizmalar, kayalar, nehirler ve yeraltı suları gibi abiyotik faktörler, hatta elektrik ve rüzgar gibi normalde şahsiyet veya kimlik belirteci bulunmayan doğa unsurları ile maddi manevi değer taşıyan, hatta değer taşımadığını düşündüğümüz tüm nesneler de dahildir. Burada insana has bir yönelimsellik yoktur. Yani bir kastiyet aramıyoruz burada. Onların kümülatif aktör oluşlarını kastediyoruz. Burada ikili karşıtlıkların ötesinden düşünüyoruz. Tabii ki doğayla kültürü, maddeyle söylemi, beden ve zihni, insan ve insan olmayan hayvanları ve cansız olduğunu zannettiğimiz, düşündüğümüz varlıkları daha öte bir biçimde iç içe geçmiş olarak düşünüyoruz. Bunların hepsini bu gördüğünüz işte madde, söylem, iktidar, kimlik, beden, lineer nedensellik falan gibi kavramları yeniden şekillendiriyoruz. Dolayısıyla yapısalcılıkla gerçekliği, yani structuralism ve realizmi, eyleyicilikle yapıyı, yani agency ve structure'ı, ve idealism ve materialism, idealizmle maddeselciliği birbirine karşıt konumlandıran tartışmaların ötesine geçmek anlamına gelir. Bu yeni materyalist düşüncenin bir etkisidir aslında ve posthümanizme çok büyük dayanak noktası olmuştur. Burada posthuman olarak adlandırdığımız şey tüm bu eyleyici aktörlerin her biridir. Posthümanizmin içerisindeki posthuman budur. Transhümanizmdeki posthuman kavramı ise ulaşılacak bir en üst noktadır. İnsanın varmasını hedefledikleri o üst insan, yine Nietzsche'nin Übermensch kavramının yanlış yorumlanmış hali gibi bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yine transhümanizm seminerlerinde duymuşsunuzdur. İnsan 2.0, 3.0 diye bunları sanki birer versiyonmuş gibi kodluyorlar. Biz sadece versiyona indirgenemeyecek kadar kompleks varlıklarız. Doğa da en az bizim kadar kompleks bir canlı sistemi. Gelelim dolanıklık ve oluşa. Hızlıca geçeceğim tabii ki. Cogito ergo sum düşüncesi, Descartes'in o "düşünüyorum öyleyse varım"daki "önce düşünüyorum sonra varım" fikrine götürüyordu bizi. Burada epistemolojinin ontolojiyi öncüllediği, önce bildiğimiz sürece var olduğumuz, düşünceyi ürettiğimiz sürece var olduğumuz bir düzlemden bahsediyordu. Ama posthumanist düşüncede bu öncelik sonralık, a priori a posteriori karşılıklı durumu yoktur. Öncelik sonralık durumu yoktur. Burada zihnin bedenden önce var olduğu düşüncesinin yerini ikisinin birbirine dolanık olduğu düşüncesi alır. Buna göre bilmek ve var olmak eş zamanlıdır. Bağlamlardan ve maddesel dünyadan bağımsız değildir bilmek ve var olmak bu düşünceyle. Yine bir Ovid'den aldığım bir söz var burada. Omnia mutantur nihil interit. Her şey değişir, hiçbir şey yok olmaz. Bu maddenin eyleyiciliği ve canlılığıyla çok yakından alakalı bir şey aslında. İnsan maddelerin akışları ve çevrelerin eyleyicilikleri ile sürekli bir yeniden yapım içerisindedir. Yani bedeninizin yarısı teknoloji, yarısı biyoloji olarak düşünün. DNA'nızı yarısı kod, yarısı madde, yani protein olarak düşünün. Siz dışarıdan etkiler aldıkça, su içtikçe, yemek yedikçe, uyudukça, dışarıdaki kirli havayı ya da temiz havayı soludukça, sigara içtikçe, çay tükettikçe vesaire vesaire. Bedeninize aldığınız bir takım eğleyici maddeler, bunların her biri kimyasal birer ajandır. Yani o kimyasal ajan dediğimiz şeyin de kökü agent, yani eğleyici maddedir onların da her birisi. O agency kökünden gelir. Yine kimyasal ajan sözcüğü. Siz bedeninize bütün bu maddeleri aldıkça sizin bedeninizde hem biyolojik hem de DNA'nızın yapı taşlarında biyolojik olmasının haricinde o DNA'nın yazılımında da bir takım güncellemeler oluşuyor. İşte bahsettiğimiz şey o maddelerin akışları
ve çevrelerin eğleyicilikleriyle yeniden yapım içerisinde olmanız, her gün değişen, her gün yaşlanan, her gün bir etkilere maruz kalan bedeninizle ilgilidir. Ekosistem kavramını atan Arthur Tensley'nin ekosistemde bir topluluk ya da orkestra olarak değerlendirdiği şeye aslında çeşitli adlar veriliyor. Bütün hayatın bir ekosistemler bütünü olduğunu düşünebiliriz buradan bir metafor gibi düşünerek. Buna ağ gibi sarma hali, birlik, toplanma, meclis, dolanıklık, bir araya gelip dolanıklaşarak bitişme, mengeneden geçmiş gibi bütün bir hale ulaşarak birbirinden sıkı sıkıya ayrılmaz olma veya iç içe geçme hali olarak adlar verebiliriz. Parantez içerisinde bunların İngilizce terimlerini de verdim. O terimler sırasıyla bu kişilerden geliyor. Andrew Pickering, Manuel de Landa, Karen Barat, Stacey Alamo, Susan Hackman, Jane Bennett, Diana Cole ve Samantha Frost ve Vicky Kirby isimli bir sürü kuramcı var. Bunların birçoğu yeni materyalizmin altyapısını oluşturan kişiler arkadaşlar. O yüzden de posthumanizmde yeni materyalist düşünceye bağlayacağım. Artık bitiriyoruz yavaştan. Ladell McWhorter'ın toz örneğini vermek istiyorum burada eğleyiciliğe. Toz belirli ve tanımlanabilir bir şey değildir ancak eylem gösterir. Kendini çoğaltır ve eylem gösterir. Şimdi evinizdeki tozu düşünün. Her gün onunla mücadele edebilirsiniz, her gün süpürebilirsiniz, her gün temizlik yapabilirsiniz ama sizin farkında olmadığınız anlarda o bir anda kümülatif bir etkiyle bir bakmışsınız bir yerde öbek oluşmuş, bir bakmışsınız başka bir yerde bir yine tozlanma başlamış. Hatta şikayet edersiniz, her gün ben bu tozu alıyorum, nereden geliyor bunlar? İster camınız çerçeveniz kapalı olsun fark etmez. Spesifik olarak tanımlamamız mümkün de değildir bunu aslında. Burada dirt kelimesini kullanıyor aslında toz derken dust demiyor. Dirt'ü pislik olarak da değiştirebilirsiniz. Burada daha geniş, daha büyük üst bir çatıdan bakabilirsiniz. Pislikle mücadele edemezsiniz dünyadaki. Onun kendi eğleyiciliği vardır. Kendi istediği şekliyle bir yerlere odaklanır. Siz kendi hijyen koşullarınızı olabildiğince iyileştirmeye çalışırsınız. Ama başka bir yerde karşınıza çıkmayacağının garantisi yoktur. Bu da aslında insan eğleyiciliğinin siz istediğiniz ev süpürgesini, istediğiniz ev robotunu en üst işte çamaşır sularını icat edin. Aslında mücadelenizin bir noktada nafile olduğunun göstergesi değil mi? Doğanın kendine ait bir eğleyiciliği var ve sizin onunla başa çıkmanız, kendi algınıza göre bir dünya yaratmanız mümkün değil. Zaten öyle bir şey yaratırsanız orada yaşayamazsınız. Barad'ın sözlerinden dünyanın eğleyici gerçekçilikle yazılan bir öyküsü vardır ve burada bilme konumundaki özne yani biz yani post human knowing subject diyelim yani insan doğal dünya ile bu dünyanın mutlak dışında bulunan bir ilişkide değildir. Bu şekilde tanımlanabilecek bir dış gözlem noktası yoktur. Bu ne demek? Biz içinde var olduğumuz evrenden ya da doğadan kendimizi soyutlayıp doğayı gözlemleyelim, onu kontrol altında tutalım gibi Baconvari hayallerle artık devam etmemiz mümkün değil. Çünkü biz çoktan anladık ki biz bu eğleyici gerçeklikle yazılan öykünün birer aktörleriyiz. İçerisinde varız onun oluşum sürecindeyiz. Dolayısıyla aktif yani eğleyen, gözlemleyen, akışkan, hareketli, canlı öznelerin ve buna karşılık pasif, gözlemlenebilen, sabit, cansız ve eylemsiz nesnelerin oluşturup işgal ettikleri ikili karşıtlıklara dayalı bir dünya söz konusu değildir. Her şey hem aktif hem pasiftir. Hem eğleyen hem eğleyicidir. Hem gözlemlenen hem gözlemleyendir. Hem akışkandır hem sabittir. Her ikisinin de birlikte olduğu bir yapıdan söz ediyoruz. Dolayısıyla bunun yerine ne koyuyoruz? Gezegenin nüfusunu oluşturan tüm varlıkların ve şeylerin birbirleriyle iletişimde oldukları bir dünya ve tüm varlıklarla süreyen bir iletişim halindeki madde vardır diyoruz. Yine burada tabii Haraway'e değinmek, materyal semiotik aktörler dediği şeyden almak mümkün. Barad'ın maddesel söylemsel pratikler dediği şeyden almak mümkün. Ama şu alttaki alıntı önemli. Hepimiz sadece anlamaya çalıştığımız doğanın birer parçasıyız arkadaşlar. Posthumanist düşünce temelde bunu söyler. Peki o zaman etik konusunu ne yapacağız? Etik biliyorsunuz insana has ve insanın değer yargılarına ilişkin bir alan. Tabii bu bireysel ve özerk eğleyiciliği reddetmek insanı varoluşunu ve bilgisine ilişkin sorumluluklardan muaf tutmaz.
etik kavramını eylemek olarak, doing olarak adlandıran Barat, sorumluluk anlamına gelen responsibility kavramını responsibility olarak yeniden tanımlar ve bunu yanıt verebilirlik bağlamında değerlendirir. Buna göre etik, her ne kadar insana has bir alansa da insan dışı, yani insan olmayan beden ve varlıkların da etik sorumluluğu olmayabilir ama onların da yanıt verebilirliği mevcuttur. Biraz önce demiştik, bilmek ve var olmak bir aradadır diye ontoloji ve epistemoloji bir aradaydı. Etik de ekliyoruz ona şimdi. Etiko-onto-epistemoloji adını verdiğimiz bir üçlü sistem var. Burada tüm birbirine dolanık postyumun bedenler iç içe geçmiş durumda. Bu dolanıklık içerisinde birbirleriyle içten etkime halinde bulunan, yani birbirleri üzerinde bir eğleyiciliğe sahip olan, birbirlerini akış içerisine değiştiren, tüm eğleyicilerin karşılıklı oluşu, yani sürekli bir oluş halinde olmaları, akış halinde olmaları, kırınımsal oluşları, yani o karşılıklı birbirlerine ayna tutmaları, onun onu diğerinin öbürünü etkilemesi ve birlikte evrilerek yol almaları, hepsi performatif, yani eylemsel, edimsel bir sonuçtur elimizde. Şimdi bu görseli Ferrando'nun New York'ta yapılan yakın zamandaki Posthuman konferansındaki bir görseli kullanmak istedim. Bence bu dolanıklık ve iç içe geçme halini çok güzel anlatan bir örnek. Sizin örneklerinize devam etmek, sizin sorularınıza devam etmek istiyorum. Yeterince zaman kaybettirdim size. Lütfen kusura bakmayın. İletişim bilgilerim de bu şekilde. E-mail adresim ve web sitemizin adresi de ekte. Şimdi isterseniz soru cevap kısmına geçebiliriz.